Merhaba, ben Umut Can Bolat. Araştırmacı, yazar ve tiyatro sanatçısıyım. Osmancık Belediye Şehir Tiyatrosu olarak yaklaşık 10 yıl Osmancık'ta görev yaptım. Buradaki görev süresince 1600'e yakın kişiyi eğitip sahneye çıkardık. 40'a yakın büyük oyunu, bir o kadar da çocuk oyunu çıkarttık. Osmancık Belediyesi olarak 5 adet kitap çıkarttık. Bunlardan ikisi çocuk tiyatro edebiyatı eseriydi. Biri araştırma kitabı ve nihayetinde de romanlar çıkarttık. Toplamda 9 adet eser çıkartmış olduk. Yurt dışına çıktığımda Rusya bölgesinde, Rusya Amur Oblastı'nda bulunduğum süre zarfında bir çocuk kitabı çıkartma fikri oluştu. Bu çocuk kitabı da zaten Türkiye'de Osmancık Belediyesi'nce çıkartmış olduğumuz Nasreddin Hoca'nın Eşeği ve Maceraları adlı çocuk kitabını orada Rusça çevirisini yaptırarak Rusça olarak çıkarttık. Bunun satış gelirlerini oradaki kimsesiz çocuklara bağışlamayı düşündük ve güzel de bir organizasyon oldu. Oradaki kimsesiz çocuklara bu kitabın satış geliri bağışlanmış oldu. Bu konu, özellikle Nasreddin Hoca'nın Eşeği ve Maceraları, kültürümüzü bir nebze olsun Ruslara tanıtmaktı amacımız ve bunu da başardığımıza çok mutlu oldum. Bu eser bir çocuk tiyatro edebiyatı eseri olarak basıldı. Yani çocuk bunu eline aldığında hem Türkçe hem Rusça olarak boyama kısmı da var. Bunun resimlerini de Osmancık'tan resim öğretmenimiz Kadir Yüktaşır tarafından yapıldı. Gayet yani masal tadında bir kitap oldu. Nasreddin Hoca'nın Eşeği ve Maceraları adlı eserimiz çizgi filme de uyarlanabilir. Aslında 3 eserden oluşuyor. Bizim Rusya'da ele aldığımız eser sadece Nasreddin Hoca'nın Eşeği Firarda bölümüydü. 2 bölüm daha var. Bu eser ilk başta tiyatro eseri olarak çıktı ve tiyatro oyunu olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde, ilinde, ilçesinde oynandı. Oynanmadan önce malumunuz bu oyunlar valiliklere gönderiliyor. Oralarda bir komisyon oluşturuluyor ve bu komisyonların incelemesi neticesinde bir olur alınıyor. Yani bu oyun zaten komisyondan geçmiş bir oyun ve akabinde de kitaplaştırılmış bir esere dönüşüyor. Osmancık'ta bulunduğumuz süre zarfında 2 adet çocuk tiyatro edebiyatı kitabı olmak üzere toplamda 9 adet eser çıkardık. Eserlerimizden araştırma eserimiz Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'un manevi fatihi, aslında Çorum'un Osmancık ilçesinde müderrislik eğitimi vermiştir. Onun hayatını konu alan bir eseri Osmancık Belediyesi ve Akşemseddin Eğitim Kültür Derneği ile istişareli bir şekilde ortaklaşa çıkardık. Burada Akşemseddin Hazretleri'nin manevi büyüklüğünün yanında ayrıca tıp alimi oluşu, ki bu da mikrobu ilk tanımlayan kişidir. İtalyan hekim Fracastor'dan 100 yıl önce tanımlamıştır mikrobu. Ve Seraten adı verilen kansere benzeyen bir hastalıkla da uğraşmıştır. Diğer yandan şairdir kendisi. Çok güzel şiirleri vardır. Onları ele aldık. Sosyologdur. Bunları ele aldık. Ve şu anda bu eser Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde kaynak kitap olarak gösterilmektedir. Ayrıca Osmancık'ın manevi büyüklerinden Koyun Baba Hazretleri'ni hayatını oyunlaştırıp daha sonra da kitaplaştırdık. Bunu da Osmancık halkına, Osmancık Belediyesi olarak ve Akşemseddin Eğitim Kültür Derneği olarak ve bu eseri de Osmancık halkımıza kazandırmış olduk. Friedrich Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt adlı eserini belki de dünyada ilk tiyatral uyarlamasını yapıp kitaplaştırdık. Bunu da Türk okuyucusunun beğenisine bıraktık. Şu anda Maskara Şeytan adlı bir tiyatro eseri üzerinde çalışmaktayım. İlk perdesi bitti. İkinci perdesi de en kısa zamanda bitecek ve bunun çalışmalarına başlayıp inşallah en kısa zamanda seyirciyle buluşturacağız.
Bu eserlerin yanı sıra şu anda yeni projeler üzerinde çalışmaktayız. İnşallah yeni eserlerle tekrar huzurlarınızda olacağız. Teşekkürler.